Merhaba, bugün size Everest Rampage KMR7 oyuncu klavyesi ve mouse setini tanıtacağız. Rampage gerçekten adına yakışır bir şekilde burada gösterişli ve dişli bir tasarıma imza atmış. İlk elinize aldığınız zaman zaten dikkat çeken en önemli özelliklerinden bir tanesi üzerindeki bu mat tuş takımı ve keskin hatları oluyor. Peki bu mat tuş takımı ve tuş takımının bu şekilde olması neden önemli? Biz oyuncular klavyelerimizde dayanıklılık ve sağlamlık isteriz. Bu klavyede bir de istediğimiz dayanıklılığı sağlıyor. Rampage burada şuna dikkat etmiş, bizim bu kadar oyun içerisinde kendimizi attığımız zamanlar için klavyedeki bütün tuşları arkadan aydınlatmalı yapmış. Tabii ki siz isterseniz bu özelliği bir tuşla kapatabiliyorsunuz. Şimdi tuşlardan bahsetmişken üstündeki multimedya tuşlardan da konuşalım biraz isterseniz. Şimdi bizim için bu tarz cihazlarda kısa yol çok önemli. Burada o yüzden Rampage buna önem göstermiş ve klavyenin üstünde yerinde kullanılmış multimedya tuşları var. Tabii ki sadece biz bunu bir oyun klavyesi olarak kullanmayabiliriz. Evet, tasarım ve şıklığı bize her ne kadar oyunu çağrıştırsa da istersek ergonomik olarak kullanmak için Rampage burada ayaklarını da yükseltilebilme özelliğini eklemiş. Yani bu da yazı yazarken ergonomik bir tutuş sağlayabiliyor. Şimdi R7'nin bir klavye ve mouse seti olduğundan bahsettik. İşte orada bahsetmiş olduğumuz mouse'u da burada. Yine değişik bir tasarıma sahip, yine fütüristik bir tasarıma sahip. Şöyle baktığınız zaman yine içinizde bir oyun oynama isteği arzusu doğrultuluyor. Peki, biz oyun severler dayanıklılığı ve sağlamlığı severiz dedik. Mouse'da nasıl bir dayanıklılık ve sağlamlık olabilir? Şimdi birincisi, bu modelde dikkat etmemiz gereken bir şey bağlantı kablosu. Bağlantı kablosunu mümkün olduğu kadar sağlam ve dayanıklı yapmışlar. Çünkü biliyorlar ki biz bazen oyunun atmosferine kendimizi kaptırarak çok sert hareketler yapabiliyoruz. O yüzden bu kablonun dayanıklı olması gerekiyor. Nitekim burada da sarılı ve örgülü bir kablo modeliyle karşımıza çıkıyor bu model. Şimdi standart mouse'larda bir farenin en çok aşınan yüzey tabii ki altındaki pedlerdir. Bu mouse ama oyuncu mouse olduğu için de dayanıklı malzemeden yapıldığından dolayı hemen erimiyor. Dizayn ve tasarım kadar, dayanıklılık kadar önem arz eden bir şey daha var oyuncu farelerinde. Tutuş kolaylığı. Yani elimiz terlediği zaman ya da çok hızlı hareketlerde bulunduğumuz zaman elimizden kayıp gitmemesi için bu farenin üzerindeki tutuş noktalarının hem dayanıklı hem de avuca ve ele oturur şekilde tasarlanmış olması gerekiyor. Ki bu modelde de gördüğünüz gibi bütün tutuş noktaları tam istediğimiz şekilde elimize tam oturuyor ve aynı zamanda rahatlıkla kaymadan, bozulmadan kullanım kolaylığı sağlıyor. Bir oyuncu faresinin olmazsa olmazı tabii ki üzerinde bulunan bu DPI ayarları. Bu mouse'da da 3 farklı DPI ayarı mevcut. Bir tanesi 800, 1600 ve 2000. Ve bu ayarları da kolaylıkla hemen mouse üzerinde bulunan bu tuş vasıtasıyla gerçekleştirebiliyorsunuz. Oyuncu fareleri standart farelere göre ekstra tuşlara sahip olmak zorunda. Yani sadece bir sağ ve sol klik bize yeterli gelmeyebiliyor. Şimdi az önce DPI tuşundan bahsettik. Bu tuşun haricinde görmüş olduğunuz bu tekerlek scroll özelliğini zaten yapıyor. İstediğiniz o scroll hareketini veriyor. Aynı zamanda bir de basarsanız bir büyüme işlevi de görebiliyor. Bu ekstra birinci büyümesi ve sol tarafında da farenin hemen baş parmağının hizasında, şöyle göstereyim isterseniz, baş parmağının hizasında artı iki tuşu daha mevcut. Bu tuşlar ve bahsetmiş olduğumuz bu dizaynlar tamamen siz oyuncuları, biz oyun severleri düşünerek tasarlanmış. Dayanıklılıktan, dizayndan, tasarımdan ve kısa yollardan bahsettik. Yani biz oyun severlerin istediği bütün argümanları bir sette toparlamış Everest Rampage KMR7.